Endüstriyel sütte şöyle bir sorunumuz var. Bir kere bunlarda çok yüksek bir sodyum yükü var. Bol miktarda antibiyotik var, bol miktarda östrojen var. Hatta prostat yumurtalık kanseriyle aralarında bir ilişki kurulabileceği söyleniyor. Bakteri sayısı düşük, raf ömrü uzun. Böylelikle de uzun süre dolapta açılsa bile bozulmuyorlar. Çok daha önemli bir etkisinden bahsediliyor. O da TOR diye adlı verilen bir yol var. Bu yol özellikle vücudumuzda aminositlerin ve besinlerin alımında önemli bir yer teşkil ediyor ve hücrenin bölünmesi ve döngüsünde yardımcı. İşte bunun üzerinde bir takım etkilerin özellikle akneden şekere ve kansere hatta nörodejenerasyon dediğimiz beyin dokusu bozukluklarına yol açabiliyor. Süt kullanıldığı zaman kırıkların azaldığı tersine arttığı yönünde bir takım yayınlar var. En son yapılan yayınlarda bir ilişki olduğu ama bunun çok güçlü olmadığı söyleniyor. Çin'de yapılan son bir meta analizde ise 100 gram sütün yeterli olduğundan bahsediliyor.